Bu Hanzala hakkında kısaca şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz Tekfircinin Şahı Uşit kafasında bir insan. Hatta videosu var. Kendisi kaldırtıyor şu an internetten, sosyal medyalardan bir sitemize ekledik. Uşit kardeşlerimiz diyor. Onların akidesi bizim akidemiz. Onlara saldıran bize saldırmış olur gibi ifadeleri var. Yüzlerce kişi onun vesilesiyle Uşite katıldı. Yüzlerce kadın Uşite katıldı. Hatta şu an işte gelemeyenler Irak'ta hapishanelerde devletten yardım istiyorlar. Bunları daha önce yayınladık. Tekfirin her tonu var adamda. Bu kişi hapse Ebu Hanzala olarak girdi. Halis Bayancuk olarak çıktı. Makyajlanmış bir şekilde. Güya ılımlı falan. Hiç alakası yok. Şimdi bir oyunlar içinde arkadaşlar. ehl Sünnet hocalara ismen saldırıyor. Onları kışkırtıyor. Muhatap alınmak istiyor, sonra cedelleşiyor, çirkefleşiyor. Sebebi ne? Popüler olmak ve televizyon kanallarına çıkmak. Adam prim yapma peşinde. Bu çok açık. Mevzu Allah nerede konusuydu? İhsan Şen Hoca Hoca, Selef'ten o kadar güzel nakillerle çürüttü ki bu cevap veremeyince iş uzamasın diye hani tekrar tekrar şimdi iyicene çürüyecek, oturduğu yerde kokacak konuyu tağut muhakeme konularına saptırdı. Kendi kitlesinden bile bunu kabul edenleri gördüm. Nadir de olsa böyle hakkı arayan insanlar var. Şimdi bakın arada dağlar misali fark var. Ömer Faruk Korkmaz Hoca Efendi, İhsan Şen Ocak Hoca Efendi bunlar tahkik ehli, müderris, İslam dünyasında alimlerin saydığı isimler ilim ehline hitap ediyorlar. E bu Hanzala kim? Kendisinin ve anlatılarının İslam aleminde ve ulema indinde hiçbir karşılığı yok. Yok. E bu kadar. Bak ne diyorum? İslam aleminde ve İslam aleminde bulunan ulema indinde nazarında hiçbir karşılığı yok. Karşılıksız çek gibi adam yani. Anladın mı? Bu kişiye neden prim yaptırıyorsunuz? Bırakın talebeleriniz halletsin. Siz işinize bakın sayın hocalarım. Bu kişiyi muhatap almayın. Adamda karakter yok. İhsan Hoca ilmi cevaplar veriyor. Bunun yazdığı mesaja bak şimdi. Ben diyor Yusuf Aleyhisselam Necaşi ve imanını gizleyen adama dair Hanzala'ya yani oğlu Hanzala'ya reddiye yaptıracaktım. Emir büyük yerden geldi. Hanım çocuğu bulaştırma dedi. Bak şu terbiyesize bak. İhsan Hoca bu ayarsızı muhatap almış. O da diyor ki senin muhatabın benim çocuktur. Seni benim çocuk bile çürütebilir, reddiye yapabilir. Ona reddiye yaptıracaktım. Hanımını da araya sokuyor. O çocuğu karıştırma demiş. Görüyor musunuz terbiyesizliği, seviyesizliği? Yani bir de çocuğun ne işi var mevzuda, karının ne işi var mevzuda, sana ilimle karşılık veren muhatabını niye istihza etmeye çalışıyorsun, küçümsemeye çalışıyorsun? İhsan Hoca bir soru soruyor. Hamas kafir mi, değil mi? Yok jurnalci saldırıyor. Cevap ver. Mümin mi, kafir mi? Veremez. Çünkü taşlanacağını biliyor. Kafir dese Müslümanlar arasında ismi kalmaz buna itibar eden zaten yok da iyicene ismi silinir. Müslüman dese kendi kitlesi itibar etmez artık. Çünkü Hamas bugün de olsa yine seçime girer. Onlar için bu bir problem değil. Ümmet için değil. Şimdi Müslüman da diyemiyor. Kitleyi kaybedecek. Öyle ev çeviriyor. Hamas'ın kafir olduğuna itikadı var. Ama Hamas'a kafir diyemiyor. Müslümanların gözünde iyice silinecek, anlattığının hiçbir değeri kalmayacak diye düşünüyor. E, Müslüman diyemiyor Hamas'a çünkü bu sefer onu tekfir etmek için bekleyen gruplar var. Kendi içindekiler zaten şimdi tekfir kazanı kaynamış durumda. Cemaat içinde zaten tekfir edenler var, ayrılanlar var. Daha önce bir tiyatro meselesinden veyahut işte bir mahkemeye koşma meselesinden, avukat tutma meselesinden, zaten bir sürü cemaat kaybetmiş. Onu bildiği için şimdi temkinli yaklaşıyor. Diğer bir nokta adamın kitlesine zaten bir şey anlatılmıyor. Çünkü hitap ettiği kitle cahil ve onların cehaletinden besleniyor. Şimdi bunu ben söyleyince kimisi kızıyordu, çok abartıyorsun diyordu. Yorumlarda, Twitter'da özellikle muhatap olunca bazı hocalar, insanlar az bile söylüyorsun dediler. Ya bunlar nasıl insanlar? Hadis gösteriyorsun kabul etmiyor. Delil veriyorsun kabul etmiyor. Kafasından, kendi kafasından hiçbir ilmi bilgisi olmadığı halde farklı yorumlar yapıyor. Münazara yapılıyor. Bunlar Ömer Faruk Hoca'nın su içmesine, kafasını kaşımasına takılmışlar. İhsan Hoca'nın kitaplarıyla dalga geçmişler. Kitapla dalga geçen bir kitle var. Hani bir şey anlatılır ya derin konulara inen imamı pür dikkat izleyen bir bedevi var. İmam dedi ki ya dedi sen ne güzel dinliyorsun öyle. Yok dedi hocam senin sakalın sallandıkça benim keçi gözümün önüne geliyor. Ona bakıyordum. Aynı. Vallahi aynı. O yüzden Müslümanlar arasında saygınlığı olan ilimde derinliğe sahip müderris hocalarımız. Bunları muhatap almayın. İşi talebelerinize havale edin. Onlar çok rahat bir şekilde üstesinden gelir Allah'ın izniyle. Ama şunu da söyleyelim arkadaşlar, onun bu çıkışları ehl-i Sünnet'e yarayacak inşallah. Allah'ın izniyle ilim sahipleri meydanı boş bırakmazsa, bu naylon selefilere itibar eden kalmaz, kalmayacak.